بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ya da sapıtanların yoluna değil. Amin. Kıymetli gönül dostları, sevgili izleyiciler. Daren'de Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Külliyesi'nden mübarek bir zaman diliminde, mübarek bir mekanda sizlerle birlikteyiz. Bugün inşallah Fatiha Suresi'nin tasavvufi hatırlatmalarından bahsedeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisini nakledelim önce. Abdullah bin Cabir radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana Kur'an'da indirilen en faziletli sureyi haber vereyim mi diye sordu. Ben de evet ey Allah'ın Resulü haber veriniz dedim. Resulullah aleyhisselatu vesselam Fatihatül Kitap'tır. Onda bütün dert ve hastalıklara şifa vardır buyurdu. Aziz kardeşlerim, bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyoruz. Ayrıca Fatiha suresinden bahsetmişken Somuncu Baba Külliyesi'nde olunca malumunuz olduğu üzere Kabri Darende bulunan Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretleri 1399 yılında Bursa Ulu Cami'nin açılışında Fatiha suresini farklı tasavvufi yorumlarla izah etmişti. Bundan mülhem, bundan ilham alarak Molla Fenari Hazretleri Aynul Ayan adlı Fatiha Suresinin tefsirini tamamlamıştı. Vakfımız yayınları arasında bu da neşredildi malumunuzdur. Bununla birlikte muhterem Hamidettin Ateş Efendi de yeni caminin ilk açılış hutbesinde Fatiha suresinin anlamından bahsetmişti. İşte bunları bir kaynaklık teşkil ederek gerek Molla Fenari Hazretlerinin Aynü Layan adlı eserinden, gerek Hamidettin Efendi Hazretlerinin ilk Fatiha hutbesinden ve en çok da istifade ettiğimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan adlı tefsirinden ve İbni Acibe'nin tefsirinden istifade ederek Fatiha suresinin bize hatırlatmalarından, Fatiha suresindeki tasavvufi motiflerden bahsetmeye çalışacağız. Bu sureye Fatiha adının verilmesinin hikmetleri şöyle izah edilmektedir. Mushaf-ı Şerif onunla başladığı, Kur'an okumaya, ilim öğrenmeye ve namaza onunla girildiği için açan anlamında Fatiha denilmiştir. Her söze hamdele ile başlandığı için, Allahü Teala'nın levh-i mahfuz'da yazdığı ilk söz olduğu için, dünyada ulvi gayelerin ahirette cennet kapılarının anahtarı olduğu için Fatiha denilmiştir. İşte aziz kardeşlerim, Fatiha hürmetine Cenab-ı Hak dualarımızı kabul etsin. Cenab-ı Hak güzellik, maneviyat kapılarını cümlemize açsın. Fatiha'ya Ümmül Kur'an da denilmiştir. Üm bir şeyin aslı, temeli, anası demektir. Kur'an'ın ana hedefi şu dört şeydir. Uluhiyet, nübüvvet, ahiret ve kaza ve kaderin Allah'tan olduğunu ispattır. Fatiha'daki hant alemlerin Rabbine aittir ayeti, uluhiyetin ikrarıdır. Din gününün sahibidir sözü ahirete delalet eder. Ancak sana kulluk eder ve senden yardım dileriz de her şeyin Allah'ın takdiriyle, Allah'ın hükmüyle olduğunun işaretidir. Aziz kardeşlerim, Fatiha'ya sebul mesani de denilmiştir. Bunun sebepleri de şöyle sıralanabilir. Fatiha yedi ayettir. Bu ayetlerin her biri Kur'an'ın yedide birine kaimdir. Bu yüzden Fatiha okuyan kimse Kur'an'ın tamamını okumuş gibi ecir ve sevap kazanır. Fatiha suresinin yedi ayetini okumak üzere ağzını açan kimseye cehennemin yedi kapısı kapanır. Bu iki sebep Fatiha'ya seb'i. Yedi denilmesinin sebebi sayılmıştır. Ayrıca 7'den bahsedince aziz kardeşlerim, Somuncu Baba Hazretlerinin de bulunan türbesinin dış kısmında bakıldığı zaman türbenin dış kasnağı 7 yen formunda düzenlenmiştir. Aslında Somuncu Baba Hazretlerinin Bursa Ulu Camii'nin minberinden Fatiha'yı farklı tasavvufi yorumlarla izah etmesinin manası bir nevi darende de sırlandığı bu mübarek mekanda da bir tasavvufi motif olarak Fatiha'nın sırrıyla beraber işlenmiştir diyebiliriz. Mesani denilmesinin sebepleri ise her namazda en az iki defa okunmasıdır. Her rekatta kendisine fiilen veya hükmen bir başka surenin eşlik etmesidir. Mekke ve Medine'de olmak üzere iki defa nazil olmasıdır. Bu sureye ayrıca salat, İfa, Afiye, Esasul Kur'an, Kafiye, Vafiye, Hamd, Sual, Şükür ve Dua gibi isimler de verilmiştir. Çünkü bu surede bu adları almayı gerektirecek çok manevi özellikler vardır. Fatiha'nın bir adı da Suretül Kenz'dir. Nitekim bu bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah, Fatiha benim arş hazinelerimden bir hazinedir buyuruyor. Tasavvuf ehline göre hamd, övgüye layık bulunan Allahu Teala'nın kemalini ortaya koymaktır. Onun kemali sıfat, fiil ve eserlerinde zahir olur. Davud Kayseri Hazretleri de hamd, söz, fiil ve hal ile olur buyuruyor. Söz ile olan hamd, dil ile yapılan övgüdür. Hak Teala'yı peygamberlerin lisanı ile veya kendi övdüğü şekliyle sena etmektir. Fiili hamd Allah'ın rızasını umarak, onun yüce katına yönelerek ibadet ve hayır türünden bedeni amelleri yerine getirmektir. Çünkü insanın diliyle hamd etmesi, organları da gerektiği gibi şükretmesi ve her halükarda müteşekkir bulunması gerekmektedir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hamd her halükarda Allah'a mahsustur buyuruyor. Bu da ancak her organın yaratılış sırrına uygun bir biçimde şeriatin gösterdiği şekilde kullanılmasıyla mümkün olur. Hakka kullukla olur. Nefse pay ayırmadan emri ilahiye boyun eğmekle olur. Ham demişken Hulusi Efendi Hazretleri'nin ben Müslümanım elhamdülillah. Ehli imanım elhamdülillah. Kalben, lisanen, sırren, ayanen budur beyanım elhamdülillah ifadeleri aslında davud Kayseri Hazretlerinin belirttiği ve Fatiha suresinin ilk ayetinde hamd alemlerin Rabbine mahsustur ayeti kerimesinden ilham alarak fiilen kalple gönülle bütün azalarla bütün maneviyatla hamdedilmesi edilmesi gerektiğini Hulusi Efendi Hazretleri de beyitlerinde böyle ifade buyurmaktadır. Hal ile şükür ise ruh ve kalb ile gerçekleşir. İlmi ve ameli kemalat ile bezenmek, ahlak-ı ilahi ile ahlaklanmak suretiyle kazanılır. Nitekim insanlar ilahi ahlak ile muttasıf olmakla emrolunmuşlardır ki bu suretle ahlaki olgunluk nefislerde ve kişiliklerinde meleke haline gelebilsin.'' Fatiha'da peş peşe sıralanan Allah, Rabbul Alemin, Rahman, Rahim, Maliki Yevmiddin gibi sıfatların ifade edilmesi sanki Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Bursevi Hazretleri şöyle ifade ediyor. Seni ben yarattım, ilahın benim, seni nimetlerle yetiştirdim, Rabbim benim, sen isyana düştün, ben günahlarını setrettim, Rahman benim, sen tevbe ettin, ben de bağışladım, rahim benim. Amellerin karşılığının mutlaka verilmesi lazımdır. Din ve ceza gününün sahibi benim. Buyurduğuna dair işaretleri Bursevi Hazretleri bize ifade etmektedir. O Rahman ve Rahim'dir. Fatiha'da besmeleden sonra Rahman ve Rahim isimlerinin tekrarlanmasının bazı sebepleri vardır. Besmele'de geçen iki rahmet zatidir. Fatiha'dakiler ise sıfatidir. Kulları daha çok zikre teşvik etmek içindir. Çünkü Allah'ı sevmenin alameti onu zikretmeyi sevmektir. Nitekim hadisi şerifte bir şeyi seven onu çokça anar buyuruyor. Neyi sevmişse can yadında daim, neyi görmüşse göz dilhahı söyler diyor ya Hulusi Efendi Hazretleri. Et tevilün necmiyede şöyle buyuruyor din gününün sahibi ibaresi gerçek dinin İslam olduğunun işaretidir. Buna şu ayet delalet eder. Allah indinde din İslam'dır. Ali İmran 19. ayet. İslam'ın iki yönü vardır. Zahir ve batın. Zahir İslam dil ile ikrar, organlarla ameldir. Bu İslam'a bedene ait olan tarafıdır. Bedeni olan zulmanidir. Zulmanili karanlık geceden kinayedir. Batının İslam'ı ise Allah'ın nuru ile kalbin göğsün açılıp genişlemesidir. Bu İslam'ın ruhi yönüdür ve nurani yönüdür. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e şöyle söylemiştir. Ya Muhammed de ki ancak sana kulluk ederiz sözü seni düşünürüz. Senden başkasından ümit var olmayız demektir. Kulluk ederiz, yardım dileriz kelimelerinin çoğul olarak söylenmesi hem okuyanı, hem yanımızda bulunanın hafaza meleklerini, hem namaz cemaatine iştirak edenleri ve diğer tevhid ehli kimseleri içine alır. Ümit kapında, reca kapında kulluğum sana. Ey padişah, hüsn kapında kul senin, ata senin ifadeleri aslında yukarıda arz ettiğimiz ayeti kerimeden mülhemdir. Anlatıldığına göre Süfyan Sevri akşam namazında bir cemaate imam olur. Fatihayı okurken ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz ayetine gelince bayılıp düşer. Kendisine geldiğinde bayılmasının sebebi sorarlar. Der ki ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz deyince. Öyleyse niye doktorların ve sultanların kapsına koşup duruyorsun denilmesinden korktum diyor. Aziz kardeşlerim, Somuncu Baba Şeyh Hamidi Veli Camii'ndeyiz. Bir hatıra burada gönlümüze düştü. Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri malumunuz burada 42 yıl camide bizatihi imamlık yapmıştır. Bir sohbetlerinde şöyle buyuruyorlar. Cemaatimle Cenabı Allah arasına hiçbir namazımda masivayı hiçbir şeyi sokmadım diyor. İşte Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în... Ya Rabbi ancak sana yardım eder ancak senden yardım dileriz ifadesindeki o göstermiş olduğu manevi sırları Hulusi Efendi Hazretlerinin Nama, imam olduğum cemaatimle Cenab-ı Allah'ın arasına hiçbir şeyi sokmadım ifadesi aslında onun ibadetinin, namazının, imametinin, rehberliğinin, önderliğinin, mürşitliğinin Cenab-ı Allah'a insanları nasıl yaklaştırdığının bir ifadesidir. Diğer bir ayet-i kerimede bizi doğru yola ilet buyuruyor. İşte Somuncu Oba Hazretlerinden ilham alarak Aynül Ayağın adlı eserini tamamlayan Molla Fenari Hazretleri de diyor ki bunun asıl anlamı şudur. Allah'a giden yollar sonsuzdur. Nitekim Kitabul Muhakkikinde Allah'ın bilgisi ve takdiri sınırsızdır. Bilgi ve takdir devam ettikçe kulun şevki ve sükunet bulup zail olmaz demiştir. Sırat-ı müstakim İslam milleti ve hak din demektir. Burada asıl maksada götüren vesile de, maksada benzetilmiştir. Çünkü din maksada götüren hak ise asıl maksat olduğundan yine sırat-ı müstakim denilmiştir. allah Teala her ne kadar mekandan münezzeh ise de kulun vuslata ermesi, başarıya ulaşması için mesafeler kat etmesi ve afetlere uğraması, sıkıntılara göğüs germesi gerektiğinde dine sırat yol denmiştir diyor. Ne buyuruyordu Hulusi Efendi Hazretleri? Sıratı müstakime muttasıl, dergahımız vardır ifadesi aslında sırat-ı müstakim üzere bir manevi yolda yüründüğünün işaretiydi. Kişi hidayete ermiş olmasına rağmen bizi doğru yola ilet denmesinin pek çok yorumları vardır. Marifete erip hidayete ulaştıktan sonra şehvet ve gadab, istek ve düşünce, mal, infakı konusunda ifrat ve tefritten uzak orta yola ermeyi istemektir. Sırat-ı müstakim Allah'ın gösterdiği sağlam ve doğru dindir. Peygamber Efendimizin güzel ahlakıdır. Diğer bir ayette nimet verdiklerinin yoluna gadaba uğramış olanların ve sapıtmış olanların yoluna değil ifadesinin sonunda hep amin diyoruz ya. Burada inam nimeti yerine ulaştırmak demektir. Aslında o da insanın tad aldığı bir durumdur. Nimet hak dinden Tad alınan bir şeydir. Yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu İslam nimetinden haz almak, mutluluk duymak, bunu yaşamak, bütün azalarımızda hissetmek en büyük bir manevi lezzettir. Ebul Abbas İbni Ata der ki kendilerine nimet verilenler tabaka tabakadır. Arifler Allah'ın kendilerine marifet nimetiyle ikramda bulunduğu kimselerdir. Somuncu Baba Hazretleri için mesela Kutbül Arif'in ifadesi vardır değil mi? Neymiş? Arifler Allah'ın kendilerine marifet nimetiyle ikramda bulunduğu kimselerdir. Veliler sıdk, doğruluk, rıza, hoşnutluk, yakın ve saffet sıfatı verdiği kimselerdir. Ebrar, hilim, yumuşaklık ve refet, merhamet sıfatı ihsan buyurduklarıdır. Müritler taat lezzeti inam ettikleridir. Yani itaat lezzetini nimeti ile şereflenen kimselerdir. Müminler istikamet verdikleridir buyuruyor. Ve denilmiştir ki Allah'ın nimet verdiklerinden maksat nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Cenab-ı Allah'a biz de şöyle iltica edelim tekrar. Allah'ım nimet verdiklerinin yoluna bizi ulaştır Allah'ım nimete eriştirdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, dostlarının yoluna bize eriştir. Gadaba uğramış olanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Amin.